İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Bu akşam İslam'da savaş, hukuku ve şehitlik kavramını konuşacağız. Bundan yıllar yıllar önce, 1992 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haç sağlık hizmetlerinde görev aldım ve bununla ilgili olarak uçağımız bizi Cidde'ye indirdi. Cidde'den Medine'ye gidiyoruz. Uzun bir çöl yolu ama bizi oraya götüren, Medine'ye götüren, o zaman teknoloji tam manasıyla Suudi Arabistan'da yerleşmemiş olacak ki, bir döküntü bir arabaya, bir Mısırlıların kullandığı bir arabaya bindirdiler ve biz bir 30-40 kişilik doktor, hemşire, sağlık memuru ekibiyle Cidde'den Medine'ye doğru yola çıktık. Yolun ortalarında araba bozuldu. Araba bozulunca tabii eskiden köhne de olsa çalışan klima da gitti ve biz çölün ortasında sıcakta kaldık. Dışarıya çıktık. 15-20 dakika sonra kafilede bulunan herkes ağlamaya başladı. Biz bu çölde kahrolacağız, kavrulacağız diye. O zaman ben tebessüm ettim. Daha sonra araba yapıldı, bindik. Giderken arkadaşlarla sohbet esnasında şunları söyledim. Dedim ki biz burada çölün ortasında 15-20 dakika dayanamadık, ağladık. Peki dedim Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Tih çölünde ne arıyordu? O zaman klima yoktu, araba da yoktu. Tih çölü bütün azametiyle karşısındaydı. Tepesinde kızgın bir güneş vardı. Ve Yavuz Sultan Selim Tih çölünde ne arıyordu? En fazla padişah olduğu için belki tepesinde yelpazeyle serinlik yapmaya çalışan birkaç kişi olabilirdi. O zaman dedim Osmanlı padişahları niçin Tih çölünde bu kadar eziyet içerisine girdiler? Şimdi bu sonradan yetme bir takım acayip filmlerin gösterdiği gibi Topkapı Sarayı'nda kalıp da niye alem yapmadılar? Tih çölünde ne arıyorlardı? Tih çölünde Osmanlı padişahları Nizam-ı Alem ve İlahi Kelimatullah'ın kendisine yüklediği vazife gereği bulunuyorlardı. Onlara göre kendileri yeryüzünde Allah'ın halifeleri idiler. Ve Allah'ın halifeleri yeryüzünde haksız yere bir insanın kanı toprağa düşerse bu bizim için zuldür inancına sahiptiler. O yüzden Tih çölünde, Mısır çölünde, Arabistan çölünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak İlahi Kelimatullah ve Nizam-ı Alem için çarpıştılar. Şair Erzurum'un palan döken tabyalarını anlatırken bu tabloyu resmeder. Bu tabloda der ki şair asker tütün ve kesme taş şiirinde. Ağaçlarda tek tük sarı yapraklar. Yaz desem bir tuhaf, güz desem değil. Sonra palan döken sanki Kaf Dağı. Gönül duman duman, köz desem değil. Şu kesme taşlara yaslanmış asker kim bilir kaç sabah ufka bakıp da köyünde yarını ceddini anmış. Ufukta sadece bir mavi beyaz, güvercin ve boşluk, sonsuzluk hissi, derin bir çukurda çok zor sezilen, Paşa Camii'nde bir titrek ezan ve hüzün ve Eylül ve titreyen an. Dağların başında yalnızlığımız, az nemli, kokulu, kesme tütünle, tayın torbasında zor kardığımız, bir efkarlı duman gibi sevdamız, Devlet-i Ali Osman'mış. Teba dediğin ancak emanet. Dünyada her çocuk bir nurlu çiçek, bir azıcık zulme biraz muhabbet, bil ki Allah rızasını biçecek. Ağaçlarda tek tük sarı yapraklar, yaz desem bir tuhaf, güz desem değil. Şair Osmanlı'yı böyle anlatır. Osmanlı'nın özü dört Mısır'da gizli sevgili izleyiciler. Tebaa dediğin ancak emanet. Bunu padişah söylüyor. Diyor ki benim tebaam bana emanettir. Kimden emanet? Allah'tan emanet. Ben Allah'ın emanetine diyor kellem gitse sahip çıkarım. O yüzden Tih çölüne giderim. O yüzden Arabistan çöllerine giderim. O yüzden Yemen çöllerine giderim. Dünyada her çocuk bir nurlu çiçek diyor Osmanlı padişahı. Her çocuk diyor, bakınız Osmanlı çocukları demiyor.
Osmanlı padişahı eğer haber alsa ki Ukrayna'da Ukrayna çocuklarına zulmediyorlar, Ukrayna çocuklarını öldürüyorlar, Ukrayna'ya savaş açıyor. O çocuklar benimdir diyor, o çocuklar masumdur diyor. Böyle güzel bir medeniyet olabilir mi? Bir azıcık zulme, biraz muhabbet dünyada diyor. Nerede bir zulüm varsa ona muhabbet edemezsiniz diyor. Ben halife-i ruh-i zeminim, buna karşı çıkarım diyor. Bil ki Allah rızasını biçecek. Ben diyor buna karşı çıkmazsam ben Allah rızasını kazanamam. Şimdi böyle güzel bir tabloyu bu akşamki konuğumuz İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Zülfü Biçerer'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Osmanlı bütün haşmetiyle bu. Ve Osmanlı'nın son devirde Fırat'ın kuzeyinde, kuzey bölgesinde, kuzey havzasında, yukarı Fırat havzasında eşsiz bir meşalesi var Osmanlı'nın, Harput. Harput bütün bu Osmanlı'nın serencamını yaşamış. Yemen'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta askerlerini kaybetmiş, gazileri olmuş. Osmanlı'yı, son Osmanlı döneminde Harput'u ve Harput'tan yola çıkan şehitleri ve gazileri nasıl biliyorsunuz? Öncelikle bizi dinleyen kıymetli seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet efendim. Televizyon, Fırat TV televizyonuna da teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet. Şimdi hocam siz konuşmanızda ilk önce Nizam-ı Alem ve İlahi Kelimetullah. İlahi Kelimetullah. Şimdi bununla bir giriş yapalım. Ondan elbette, sonra evet. Harput'taki evet. Şehitlerimizi ve Harput tarihinden kısaları anlatmaya çalışalım. Evet. Şimdi ecdadımızın ve Osmanlı'nın şahsında İlahi Kelimetullah. İlahi Kelimetullah'ın karşılığı La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Evet. Bu lafzı şimdi, yüceltmek. Tabii, bu lafzı yüceltme ve evet. Dünyada hakim kılma ve bir esas itibariyle nizam dediği bir medeniyet anlayışıdır. Evet. Şimdi burada müsaade ederseniz La İlahe İllallah kelimesinin Arapçadan Türkçe karşılığını böyle evet. Azıcık da olsa değerli seyircilerimizin anlaması açısından ifade edeyim. Evet. Şimdi dünya nizamını kuran güç ve kudret sahibi Cenab-ı Hak peygamberleri vasıtasıyla insanların dünya hayatı içerisinde mutlu bir hayat yaşayabilmeleri için evet. Daha doğrusu cennet hayatı yaşayabilmeleri için peygamberler ve nebiler göndermiş. Evet. Şimdi ilk peygamber esas itibariyle getirdiği nizam-ı alem ilahi kelimatullah davası La ilahe illallah Adem evet. Safiyullah. Bu tabi evet. Adem aleyhisselamdan başlıyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Evet. Musa aleyhisselama geliyor. La ilahe illallah Musa Kelimullah. Hazreti İsa aleyhisselama geliyor. La ilahe illallah İsa Ruhullah. Evet. En son Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geliyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. Şimdi peygamberler bu nizam-ı alem davasının esas öncüleri ve mürebbileridir, sahipleridir, evet. Öğreticileridir. Evet, öğreticileridir. Şimdi Arapça diğer lisanlara nazaran çok nezih bir dil. Evet. Yani diğer dillerle mukayese ettiğimiz zaman yani dil hususunda bir yarış olsa bir kelimesinde 60 mananın olduğu sadece evet. Bu Arapçada var. Evet. Diğer dillerin karşılığında birebirdir yani. Evet. Ama Arapçada öyle değil. La ilahe illallah noktasında bu ilah Allah birdir manasında ilah kelimesinin Arapçadaki karşılığında 4 tane mana var. Birinci manası biz insanlar olarak ideolojilere, evet. izimlere, cızımlara değil sadece Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Allah'ın kulu olacağız ve otoriteden, birilerinden yardım veya onun gölgesinden istifade etme adına değil, yardımı sadece kainatın yaratıcısı ve bizi yoktan var edenden yardımı talep edeceğiz. Evet. Zaten namazlarımızda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Evet. Allah'a kul olma adına ve Allah'tan yardımı talep etme noktasındayız. Evet. Yine bu ilah kelimesinin Arapçadaki bir manası da sadece kişilerin, şahısların gölgesi altına değil, Rabbimizin gölgesi altında onun rızasına talip olmamız lazım. Evet. Rızasına talip olacağız. Yani bir eğer iş yapacaksak A'dan Z'ye Allah'ın rızası bunda var mı? Bu işte var mı? Yok mu? Onun muhasebesini ve
düşüncesini kendi üzerimizde birinci ödev olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bir dördüncüsü de kanun koyucu, şimdi bir şirketi sahibi o şirkete ne yapar? Bazı kaydeler kanunlar koyar. Kaydeler koyar. Şimdi aynen bunun gibi kainat ve mevcudatın sahibi kim ise la ilahe illallah diyen insan ve bu medeniyetin yolcusu olan düşünce sahipleri kanun koyucunun ve hukukun üstünlüğünü ancak Cenab-ı Hak insanlara bahşedebilir. Evet. İnsanlar bahşetmez. Şimdi bu çerçevede şimdi biz dünya coğrafyası üzerinde insanlar Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf anında siz Hicaz'dan bahsettiniz. Evet. Oraya o tavaf anında baktığımız zaman Kabe tavaf anında insanların şekilleri, renkleri, evet, efendim dünya coğrafyasının farklı yerlerinden gelen insanlar orada ırkın üstünlüğünün olmadığı, rengin, evet, üstünlüğünün olmadığı, devlet başkanı ile çöpçü arasında, temizlik işçisi arasında bir farkın olmadığını, olmadı, sadece farklılığımızın takva yönünden farklı olduğumuzu orada yaşıyoruz, canlı görüntüsünü görüyoruz. Evet, yaşıyoruz. İşte bizim ecdadımız esas itibariyle yani nizam-ı alem dediği anlayış bizim medeniyet anlayışımız, Hakk'ın emrettiği, peygamberlerin getirdiği anlayıştır. Evet. Şimdi bu anlayış çerçevesinde harita üzerinizde duruyor. Evet. Osmanlı'yı Osmanlı yapan esas bu ruhtur, bu, evet, manadır. Şimdi bu mana çerçevesinde demin ifade etmiş olduğunuz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri esas itibariyle Mısır'ın fethiyle, evet, ve Yemen'in fethi 1517 tarihinde, evet, fetholunmuş ve oradaki cuma namazlarındaki hutbe Yavuz Sultan Selim adını okunmaya başlamıştır. Evet. Tabii bu şanlı tarihimiz içerisinde bu büyümenin yanında içteki ve dıştaki nasıl diyelim mikroplar diyelim bunlara. Başka diyecek söz bulamıyorum. Evet. Bunlar sayesinde Osmanlı zaten zaman içerisinde çöküşü olmuş. Tabii her gecenin bir sabahı, her gündüzün bir akşamı var. Evet. Devletlerin de zaten malumunuz olmak üzere tarihe baktığımız, evet, zaman şanlı şeyleri, nasıl diyeyim, doğar, günleri olduğu gibi, evet, çöküş devreleri dolmuş. İnsanlar gibidir. Evet. Şimdi bu çöküş devresi içerisinde tabii yıl 1915 ve 16, evet, yıllarında Osmanlı'nın çöküşü durumu hakikaten tarihi okuduğumuz zaman hüzünlenmemek, üzülmemek elde değil. Evet. Şimdi koca bir imparatorluk öyle bir hastalığa giriftar olmuş ki ırkçılık hastalığıyla yıkılmış. Osmanlı'nın yıkılış sebeplerinin en büyüğü ırkçılık noktasında, evet, diğer ırkın diğer ırktan üstünlüğü adına Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış. İşte bu yıkılma evresi içerisinde 1914-15 yılları içerisinde biz Elazığlı olduğumuz için, evet, netice itibariyle dedelerimiz, atalarımız, babalarımız da o günkü şekliyle Harput'ta, burası evet, Elaziz dediğimiz yer. Bir mezra, küçük bir yani bir mezra, o, evet, işte netice itibariyle burası bağ bahçe mekanları, evet, evet, noktasındaymış. Şimdi tabii Kurtuluş Savaşı'nda bu millet çok büyük bedeller ödemiş. Şimdi o günkü nüfusumuz itibariyle 13 milyonluk bir nüfusumuz var. Tabii çoğu insanlarımızı biz Balkanlarda, efendime söyleyeyim, Doğu Cephesi'nde, Yemen'de hepsini kaybetmişiz. Yani şimdi tabii şehit olmuşlar. Bu bir kayıp değildir, bu bir kazanımdır yani. Evet. İleriki aşamada şehadetin ve şehitlik mertebesinin ne olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Yalnız seferberlik olduğu zaman esas itibariyle seferberlik Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz'da İngilizlerinin çeşitli oyunları, evet, ve tuzakları noktasında Yemen elimizde 1915 yılında Osmanlı, evet, topraklarında kopuyor. Tabii Osmanlı Hicaz'da Yemen'i Mekke ve Medine'nin müdafası için orası stratejik çok, olarak çok, evet, önemli. Çok önemli. Şimdi tabii bu önemine binaen zaten bir de Hicaz demir yolu var. Sirkeci'den Şam üzeri Medine-i Münevvere'ye kadar Cennet Mekan 2. Abdülhamit Han
Hicaz Demiryolu'nun yapmasının esas gayesi ve amacı orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete giden hüccacın rahat gitmesi, Müslümanların kendi aralarında ticareti güçlendirmesi ve Osmanlı topraklarının Mekke Medine'nin müdafası. Müdafası noktasında çok tabii bunlar önemli. Bu önemine binaen Harput'ta tabii dedelerimiz, babalarımızın babaları Yemen'e gidiyorlar. Zaten giden de gelmiyor yani. Evet. Giden de gelmiyor. Tabii bu meyanda ben kendi adıma söylüyorum, ailem adına söylüyorum. Şimdi dedemiz tabii oraya gidiyor. Babam yetim kalıyor kardeşiyle beraber. Evet. Sonunda bir de Birinci Dünya Harbi'nde... Peki Yemen'den dönüyor mu? Dönemiyor. Harput'ta gidenlerin hiçbir tanesi dönmüyor. Benim babamın dedesi de Ali Rıza Efendi. O da gidiyor. Evet. Benim babamın dediğine göre o dönüyor fakat bu sefer Sarıkamış'ta şehit düşüyor. Öyle diyordu benim babam. Evet doğrudur. Evet. Şimdi netice itibariyle yetim kalıyorlar. Birinci Dünya Harbi bu sefer başlıyor. Bu sefer de Harput'a asker götürmek istiyorlar. Netice itibariyle 11 ve 13 yaş grubundan 65 tane buluyorlar. Hem daha yani bıyıkları bile çıkmamış tüy şeklinde topluyorlar. Bunlardan bir tanesi de benim rahmetli babam. Tabii amcam daha da küçük olduğu için 9 yaşında ona bakıyorlar. Durumu zaten çelimsiz. Evet. Onu götürmüyor. Peki onu nereye götürüyorlar babayı? Şimdi rahmetli babamı Basra Bağdat'a götürüyor. Bizim esas 8. ordumuz Bağdat'ta. Evet. 7. ordumuz da Yemen'de. O günkü şekliyle. Evet. Tabii Bağdat'a gidiyor. Bizim şimdi Elazığ'da 8. kol ordu var değil mi? 8. kol ordu var. Demek ki Bağdat kol ordusu buraya gelmiş. Ricat da buraya gelmiş. O da güzel bir hatıra. Evet. Tabii zaten şeyinde rahmetli babam tabii savaştan döndüğü için bilahare Türkiye'de istiklal gazilerine istiklal madalyası veriliyor. Evet. Tabii şehirler olarak da istiklal madalyası alan vilayetlerimiz var. Şanlıurfa, Gaziantep gibi vilayetlerimiz de istiklal madalyası. Kahramanmaraş. Hakeza bunlar da madalya alıyorlar. Tabii babam da 13 sene askerlik yapıyor. 13 sene. Tabii oradan Basra'dan gelen askerlerimiz 1914 ve 15 Aralık ve Ocak ayları içerisinde çoğu askerimiz Sarıkamış'a gidiyor. O günkü şartlarda Sarıkamış'ta Genelkurmay Başkanı olan Talat Paşa malumunuz. Evet. Şimdi Talat Paşa'nın da bir özelliği var. Burada bunu da ifade etmek isterim. Talat Paşa askeri terbiyesini esas itibariyle askeri mesleğini diyelim yani. Evet. Alman askeri terbiyesi alan bir Alman ekolü. Ekolü. Evet. Noktasında bir komutanımız. Tabii Sarıkamış'ta askerimiz Bağdat üzerinden doğrudan Sarıkamış'a geçiş yaptığı zaman sıcak bir bölgeden. Tabii sıcak bölgeden. Şimdi mesela biz Ocak ayını yaşıyoruz. Bağdat'ta iklim mesela 13 derece, 20 derece sıcaklık var. Evet. Oradan askeri Ocak ayı ve Aralık ayları içerisinde çektiğiniz zaman askerin zaten giyimi ve kuşamı da şeye müsait değil. Kış şartlarına müsait değil. Evet. Orada 32 bin tane askerimiz donarak ölüyor. Ölüyor evet. Şehit oluyor. Ondan sonra çoğu esir oluyor. Ve netice itibariyle oradan babanız işte... Babanız oraya gidiyor mu Sarıkamış'a? Oraya Sarıkamış'a gidiyor ama yani geri hizmette olduğu için ağır makinalı taburunda olduğu için oraya geride kalıyor. Yani savaşta donmuyor. Tabii savaşta donmuyor yani. Evet. Yani donmadığı o zaman Gümrü Anlaşması dönemi içerisinde askerimiz ta şeye kadar gidiyor. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nin martılarını bile o anda görüyorlar. Görüyorlar evet. Gümrü Anlaşması noktasında tekrar askerlerimiz geri çekiliyor. Bu arada sizin babanıza rahmetliye İstiklal Madalyası veriliyor değil mi? 65 tane Harput'tan giden 13 yaş grubu askerlerin içerisinde 13 kişi ancak dönebiliyor. Onlara istiklal. Onu bir gösterelim. Ve netice itibariyle zaten bu İstiklal Madalyası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tabii ifade ediyor. Bunun akabinde de zaten arka tarafında da Türkiye'nin misak-ı milliye sınırları içerisine alıyor. Bu madalya tabii şehirlere verilirken bir madalyayı da 13 madalyayı da bizim Harput'umuzda vatan evlatlarına devletimiz manevi olarak bu madalyayı veriyor. Şimdi bu madalyanın tabii öyle hem manevi değeri var bir de
miras yoluyla sadece evin büyük oğluna ancak miras yoluyla geçebiliyor. Evet. O büyük oğlu da vefat ettikten sonra sadece o ailenin nevi şahsına münasır olarak kalıyor. Kalıyor, bir hatır evet. olarak kalıyor. Şimdi hatır olarak kalıyor. Bu madalyayı da böyle bunun gibi 13 tane Harput evlatlarına verilmiş. Evet. Tabii bunlar gazi olarak geldiler. Bir de bunun şehitlik boyutu var. Evet. Şimdi şehitlik boyutu hakikaten bizim medeniyet anlayışımız içerisinde çok önemi ve rütbesi yüksek olan bir makam. Evet. Şimdi bu makam dünya makamlarının çok çok fevkinde bir durum. Şimdi ben tabii bunu işin kaynağından ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Bakara suresinin 154. ayetinde, Ali İmran suresinin 169. ve Nisa suresinin 69. ayetlerinde ifade ediyor. Ben maalesef bunların evet. orijinali bozulmaması adına okumak istiyorum. Evet. Bakara suresi 154. ayette Allah yolunda öldürenleri ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Evet. Şimdi bugün yakın zamanda tabii bu vesileyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde vatanımızı ve milletimizi bölme noktasında evet. terör hareketleri var. Evet. Şimdi bu terör hareketleri esas itibariyle Türkiye'mizin ileriye gitmemesi adına Türkiye'nin maddi ve manevi varlıklarının ortadan kaldırılması adına dıştan tabii destekli dış mihraklar evet. Türkiye'mizi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Şimdi bu hadiselere sadece yani bir Müslüman Kürt veya Türk meselesiyle bakmamak lazım. Türkiye bir gemi. Bu geminin içerisinde Müslüman Kürtler var, Müslüman Türkler var, Müslüman Araplar var, Müslüman Lazlar var, Çerkezler var, Boşnaklar var. Evet. Esas itibariyle biz millet olarak bu geminin sahili selametle muasır medeniyete gitme adına ekonomik, siyasi, iktisadi, askeri, eğitim ve sağlık alanında ileriye gitme noktasında 78 milyonun aynen tırnak ve et misali birbirimizden ayrılmaz parçalarıyız. Şimdi bazılarının keyfi için, bazılarının ideolojisi için, bazılarının çıkar ve menfaatleri için ve içteki ve dıştaki menfaatleri adına bu olaylarda şehit düşen kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz var. Tabii bunlar çok üst manevi mertebelere geçiş yapıyorlar. Bu vesileyle onlara Allah rahmet etsin. Evet. Kalanlara sabırlar ihsan etsin ve milletimizin başı sağ olsun. Şimdi bu çerçevede zaten onlar ölümsüzlüğe doğru gidiyorlar. Evet. Şimdi bir noktada bu insanlar bahtiyar insanlar. Çünkü biz onların varlığı sayesinde bugün hayatımızı idame ettiriyoruz. Sanayici eğer fabrikasını işletiyorsa, okullarımızda genç yavrularımız okullarına gidebiliyorlarsa, emeklilerimiz gidip emekli maaşını rahatlıkla alabiliyorlarsa, yani hulasa şu Türkiye gemisi içerisindeki bütün sosyal yapının fonksiyonel bir halde olmasının bedeli bugün vatanı için, milleti için şehit düşen insanlarımızın sayesinde bunlar oluyor. Evet. Şimdi şehadet mertebesine ermiş olan insanların bir noktada bulundukları makam itibariyle onlar kendi cenazelerine gelen insanlar onların öldüklerini zannederler. Fakat o cenazenin tabutun içerisinde bulunan şehit kendinin öldüğünü fark etmez ve hissetmez. Çünkü onlar Allah katında diridirler. Diridirler, evet. Bu manada bak Cenab-ı Hak burada Ali İmran suresinin evet. 169. ayetini de yine burada ifade edeyim. Ondan sonra sözü hocam size bırakayım. Evet. Allah yolunda öldürülenler, sakın ölüler sanmayınız. Bilakis onlar diridirler, Rablerinin katında rızıklanırlar. Evet. Diri olduklarını için bunlara rızık tabii. lazım. Nisa suresi 69. Evet. ayette kim Allah ve Resulüne itaat ederse, şimdi bunun evet. ölçüsü bu. Allah ve Resulüne demin ifade ettik. Resulüne itaat etmek, yerde gezen karınçanın hakkına ve hukukuna riayet etmek. Yoksa bir yerlere hendek kazıp insanların dükkanlarını, cemekenlerini indirmek. İbadethaneleri, kiliseleri de, havraları da, camileri de tahrip etmek. Bunlar yani bizim inancımızda evet. olmayan evet. şeyler. Şimdi bunları eğer siz yaparsanız, zaten Allah ve Resulüne itaat ederseniz, işte onlar Allah'ın
kendilerine nimet verdiği, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salih amel işleyenlerle onları arkadaş yapar. Şimdi bu şehitlerin geçmişteki, müstakbeldeki ve gelecekte Allah ve Resulüne itaat etme noktasında, insanlara hayırlı olma noktasında eğer ölmüşse o insanın arkadaşları nebiler olacak, evet, sıddıklar olacak, salih amel işleyenler olacak. Diyor ne güzel onlarla arkadaşlık kuranlara. Daha evet, bundan güzel arkadaşlık mı olur? Sayın Biçerer, burada açıklamalarınızdan dolayı size teşekkür evet, ediyoruz. Şimdi burada şu düşünmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türkiye sınırları içerisinde terör estiren bir terör örgütü var. Evet. Bu terör örgütü, bu terör örgütüne uzaktan baktığınız zaman kendi başına düşünen bir organizma değil. Bu terör örgütü Türk devletine, alemi İslam'a düşman olan bazı devletlerin taşeronu. Evet. Onlar ne emrediyorsa onu yapıyorlar. Ama Türk devletini temsilen bunlarla çalışan kahraman, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, polislerimiz, emniyet mensupları, bunlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi ve kalben, vicdanen de Allah ve Resulüne biat etmişler. Evet. Şimdi bu Allah ve Resulüne biat eden insanlar İslam'ın savaş hukuku kaidelerini de kalplerine sindirmişler. Onlar çırpınıyorlar, diyorlar ki biz bunlarla çarpışırken masumlar ölmesin. Evet. Yoksa bütün samimiyetimle söylüyorum, terör örgütünde din yok, evet, iman yok, ahlak yok, namus da yok. Evet, yok. Şimdi bazı maalesef Kürt kardeşlerimiz, ben zaman zaman karşılaşıyorum. Efendim biz Müslüman Kürdüz, biz namuslu Kürdüz. Efendim bunlar da bizi temsil ediyorlar. Kardeşim, Müslüman Kürt'ü temsil eden bu terör örgütü hiçbir Müslümanın bacısını, anasını, kardeşini daha kaldırmaz. Bu eğer bunlar sizin bacınızı, namusunuzu daha kaldırıyorsa bunlar Kürt değil. Bunlar onun bunun çocukları. Yani bunlar Kürt değil. Ve tabiatıyla bunlar İslam'ın savaş hukukuna da şey değiller, bağlı değiller. Bunların bir kaidesi yok. Mesela bir tesisten emir geliyor diyor. Şimdi adam soruyor, diyor ki ben ilkokuldayım diyor. İlkokulu diyor havaya uçur. Ya burada diyor 30 tane çocuk var, uçur diyor. Çünkü adamın bir kaidesi yok. Ama bizim öyle değil. Bizim emniyet mensuplarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Allah ve Resulü'nün çizdiği sınırlar içerisinde kalmaya çalışıyor. Şimdi ben bütün samimiyetimle söylüyorum, beni izleyiciler dinlesinler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir Kürt vatandaşına bizzat Kürt olduğu için zulüm yapılmıyor. Ya ben aybaşını zor getiren bir devlet memuruyum. Güneydoğu'nun bütün insanları Marmaris'te, Ege'de, Bodrum'da en zengin adamlar. İstanbul'un en zenginleri Kürtler. Kürtler istedikleri makama geliyorlar. Yani hiç kimseye Kürt olduğu için bir baskı yapılmıyor. Böyle olduğu halde sen silahı almışsın, uçak savarı almışsın efendim, havan topunu almışsın, roket atarı almışsın, devlete silah çekmişsin. Şimdi aynı işlem. Bu işleri yapanlar da Amerika'yı haşa Kabe gibi görüyorlar. Evet. Amerika deyince akan sular duruyor. Evet. Bütün samimiyetiyle söylüyorum, terör örgütünün yaptıklarını Amerika devletinin sınırları içerisinde, Almanya sınırları içerisinde, Fransa sınırları içerisinde, İngiltere, Rusya, Kızılçin sınırları içerisinde bir grup yapsın, bu devletler bunların üzerine bomba yağdırırlar ve onların bulunduğu mahallede ot 50 sene bitmez. Oraları öyle bir tahrip ederler ki 50 sene orada ot bitmez. Şimdi hocam, bu sizin söylediğiniz esas itibariyle şimdi Suriye'deki yapı ifsat bir yapı. Evet. Başta bulunan insan despot. Evet. Yani babasının da geçmişi hakikaten Hama'da ve diğer Hama'da yapmış olduğu katliam bir gecede 350 bin kişiyi katlediyor uçaklarla. Evet. Şimdi bugün bizim medeniyet anlayışımız tarihi derinliklerinden Mehmetçiğimizin ve ordumuzun almış olduğu terbiye ve disiplin noktasında, şimdi mesela Sur'da, Museybin'de, Silopi'de yapılan terörle diye mücadele noktasında orada sivil vatandaşımızın, Müslüman Kürt halkımızın, oradaki insanımızın, oradaki vatandaşımızın malına, canına zeval gelmesin diye karanlıkta inleyi arıyor. Evet, inleyi evet arıyor. Şimdi bu bizim tarihi misyonumuzun gereği bu böyle. Rahmetli babamın mesela Ermenilerle yapmış olduğu Doğu cephesindeki savaşlarda. Evet. Şimdi bize devamlı olarak çocukken anlattığı için evet, hakikaten belki o gün çok da önemsemediğimiz, fakat bugün bu anlattıklarının evrensel normlar içerisine girdiğini, temel insan haklarının üzerinde daha hak olduğunu
Şimdi yeni yeni biz anlayabiliyoruz. Evet. Savaşta ihtiyar kadına müdahale etmemişler. Evet. Yani karşısına çıkmış, süngüyle vuracak, vuramamış. İleriye gitmiş, hemşireler bakmış, beyaz elbise giymişler. Sağlık personel olduğu için onlara karışmamışlar. Genç ama elinde silahı yok, değneği yok. E onu yine öldürmemişler. Savaşta bile evet. öldürmemişler. İslam çocuklara karışmamışlar. Evet. Eğer bir yere mesela makinayla tarama yapacaksa, orada hayvan varsa bile onun taranmasına bile komutanlar müsaade etmemiş. Şimdi Osmanlı'daki medeniyet anlayışı bu. İşte bu anlayış noktasında bizim askerimiz ve emniyet mensuplarımız zor şartlarda mücadele veriyor. Yani evet. mücadeleyi bu noktada yapıyor. Şimdi gelelim madalyanın diğer yüzüne. Şimdi 78 milyon biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Evet. Bu vatandaşların içerisinde her ırktan insanlar var. Her lehçeden konuşan insanlarımız olabilir, var. Evet. Fakat bugün terörist örgüt yapmış olduğu savaş, evet. özerklik dediği esas itibariyle Türkiye'yi bölme şimdi, anlamında oluyor. Elbette. Türkiye'yi bölme şimdi başka bugün, bir devlete verme. Yani başka bir Müslüman şey yok. Türk kardeşlerimize biz burada hasreten sesleniyoruz. Şimdi Diyarbakır gibi sahabe diyarı, nebiler diyarı olan ben bile Ergani'den, Zülfü Peygamber'den ismimi almış. Evet. Şimdi Ergani halkının, efendim Diyarbakır halkının, Nusaybin'deki yaşayan Kürt kardeşlerimize sormamız lazım. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diğer vatandaşlarımızdan eğer devletimiz, milletimiz farklı bir muamelede bulunuyor mu? Emekli oluyor musun? Emekli maaşını alıyor musun? Sağlıkta gittiğin zaman sağlık hizmetlerini alabiliyor musun? Evet. Ulaşımda havaalanları ulaşımını alabiliyor musun? Yatırımda bir Kürt vatandaşı gidip müracaat ettiği zaman maliyeye sen Kürtsün, sen Türksün, sen Lazsın, sen Çerkessin. Öyle bir ayrım var mı? Öyle bir ayrım var mı? Suriye'de adamların kimliği yok. Suriye'deki Kürtlerin kimliği yok. Şimdi bu çerçevede Genelkurmay Başkanı oluyorsun, Cumhurbaşkanı oluyorsun, profesör oluyorsun, doktor oluyorsun. Peki kardeşim senin derdin istediğin ne derdin? Tabii. İşte buradaki dert bizim Müslüman Kürt halkının derdi değil. Onları piyon olarak kullanıp Türkiye'nin ilerlemesine, ekonomisine, evet. Kalkınmışlığına, ileriye gitmesine mani olan dış güçler doğrudan müdahale etmiyorlar. Ve bu şekil insanımızı kandırma noktasında onları devletimize ve milletimize karşı savaşmasını istiyorlar. Fakat elhamdülillah bu milletin inancı sağlam olduğu için evet. teröristler camiyi yakarlar. Diyarbakır halkı cami yapar. Teröristler dükkanlarını efendime söyleyeyim yakarlar. Oranın halkı Allah'a şükürler olsun onların yaptıkları tahribata ve oyuna gelmediler. Evet. Vatanının, milletinin yanında durdular. Allah Kürt kardeşlerimizden, Türk kardeşlerimizden, vatanımızı ve milletimizi sevenlerden Allah ebediyen razı olsun. Çünkü biz bu toprakları öyle birileri bize ikram etmedi. Bunun karşılığında evet, Çanakkale'de bedel verdik. 250 bin tane vatan evladını kaybettik. Evet. Sarıgamış'ta 60 bin askerimizi kaybettik. Yemen'de binlerce askerlerimiz telef oldu. Ve geçmişteki şanlı mazimizden bize Türkiye Cumhuriyeti miras kaldı. Şimdi bu miras bütün alemi İslam'ın göz bebeği durumunda. Evet. Eğer Türkiye'nin Allah korusun ayağı kayarsa, ekonomik olarak, siyasi olarak ayağı kayarsa bütün mazlum milletlerin bir noktada ağlamasına sebebiyet verecek. Evet. Ama Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de bugün mevcut hükümetimiz olsun, devletimiz olsun, bütün imkanlarımızı insanımızın emrine sunmuştur. Diyarbakır'da mağdur olan kardeşlerimize milyonlarca zararları ödenmiştir. Rabbimize şükürler olsun. Evet. Çünkü Türkiye'nin ekonomik gücü güçlü. Evet. Ya bu da bir sevindirici Sayın olay. Sayın Biçerer, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının 9. yılında evet. Hazreti Ömer'in görevlendirdiği Halid bin Velid Hazretleri 8000 kişilik İslam evet. ordusuyla Diyarbakır surları önündedir. Bini sahabedir. Evet. Ve bu mükemmel, bu muazzam ordu önce Diyarbakır Heraklius evet, Bizans Heraklius'a evet. savaşacaklar. Yalnız Diyarbakır'ın kuzeyini emniyete almak için Palu'ya, Ergani'ye doğru, Maden'e doğru bir sefer yapar. Ve daha sonra tabii
Halid bin Velid Hazretleri Sur'da bir gedik bulur, bir su deliği bulur. Oradan girerek şehri fetheder. Kaleyi içten fetheder. Evet. Şimdi Diyarbakır öyle mübarek bir şehirdir ki yeryüzünde 5. harem-i şeriftir. Evet. Birincisi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, Kudüs, Şam ve evet. Beşincisi de Camisi, Ulu Cami'dir. Evet. Şimdi 1000 tane sahabe madem ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının 9. yılından itibaren Diyarbakır çevresinde şehit olmuştur. Onların evlatları, torunları bugün Diyarbakır'dadır. Evet. Diyarbakır'da sokakta gezen insanın 100 insanın 20'si 30'u sahabe torunudur. Evet. Böyle bir mübarek belde, efendim bir haber geldi. 100 tane çakal, 1000 tane çakal sürüsü Diyarbakır'ın bir mahallesine saldırmış. İstvelev ki o mahallesini saldırsın, yaksın, camisini de yaksın çakal sürüsü. 15 kişiyi öldürsün. Çakal sürüsü geldiği gibi gider. Çakallar devlet kuramaz. Çakallar şehirleri kurtaramaz. Şehir kuramaz. Şehirleri devam ettiremezler. Bir çakal sürüsü gelir gider. Moğollar da geldi gitti. Evet. Öyle değil mi? Geldi gitti. Vahşetten, yakmadan, yıkmadan devlet çıkmaz. Ben açık söylüyorum. Türkiye'de terör bitecektir. Terör bitecektir. Bugün zaten Diyarbakır halkı kendisine yapılan zulümleri görmüştür. Evet. 70 yaşında bir insanın beni ağladığını gördüm televizyonda. Evet. Diyor ki beni 14 yaşında bir çocuk dövdü diyor, tokatladı diyor. Evet. Diyarbakır insanı asildir. Evet. Diyarbakır insanı merhametlidir, gururludur. Camide 3 tane namaz kılan yaşlıyı öldürmüşler. Elbette bunların hepsini görüyor biz. Elbette bizim Kürtler, şimdi Kürt hocam, vatandaşlarımız şöyle, bunu görüyor. Mesela hastalığının görselliğini ifade etmek çok da önemli değil. Bunun kökenine inmek lazım. Evet. Şimdi esas itibariyle bugün dünya üzerinde ve Türkiye'deki terörist hareketlerin esas altında yatan irade çok güçlü ve organize olmuş bir şekilde. Evet. Bunlar da emperyal güçler. Evet. Şimdi bugün dünya üzerinde egemen güçler var. Yani egemen güç dediğimiz bugün Amerika var, Rusya evet. var, İngiltere var, Fransa var, Çin var, neyse. Şimdi bunlar kendi menfaatleri adına, devletler malumunuz ikili ilişkilerde menfaatleri öndedir evet. yani. Şimdi bu çerçevede bu bizim medeniyet anlayışımızın tam tersinde olan zinde güç esas itibariyle dünyayı sömürme adına, evet. insanları köleleştirme adına buna biz gizli dünya devleti de diyebiliriz. 169 tane devlet var ama evet. görünür de. Hatırlatında bu devletlerin 169'unu dünyayı parselleyen 5 tane ülke. Güç var. Evet. Ama dünya 5'ten de büyük Büyüktür. Olduğunu fark etmemiz lazım. Şimdi bu çerçevede bizim de tarihi misyonumuz noktasında biz Osmanlıyız. Evet. 7 milyon kilometre karede 72,5 milleti bir evet. arada tutan evet. Bir milletin evlatlarıyız. Şimdi Türkiye eğer kendi ekonomik özgürlüğünü, kendi sanayisini, kendi yüksek teknolojisini zaten bu son 10 yıl içerisinde çok muazzam gelişmeler var. Şimdi biz mesela savaş araç ve gereçlerimizin sayılımını Türk mühendislerimiz yaptı. O mühendislerimizin 7 tanesini, 6 tanesini yine o dış emperyal güçler şehit ettiler. Şehit ettiler. Evet. evet. Şimdi bunun yanında kendi fırkateynimizi yapıyoruz, kendi tankımızı yapıyoruz, kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi mühimmatımızı yapıyoruz, kendi piyade tüfengimizi yapıyoruz. Yani bunlar yeterli mi? 85 yıl içerisinde biz bunları ihmal etmişiz. Bakın bugün Rusya'nın mesela Türkiye'ye karşı uyguladığı mesela ambargo var. Esas itibariyle tarihi derinliklerinden gelen bir kinin ifadesidir. Evet. Ve buna karşılık da bizim müttefikimiz gibi görünen bir Amerika, bir Avrupa evet. hatızatında bunlar da bizim müttefikimiz değil. Küfür yani atalarımız ne kadar güzel söylemişler. Küfür bizim tek uyanık millettir. Olmamız adına demişler ki domuzdan post, düşmandan dost olmaz. Şimdi küfür bizim dostumuz evet. yalnız biziz. Biz Müslümanlar bugün mesela şimdi her şeyin bir kritik noktası olduğu gibi bugün dünyanın global dünya yapısını savaştan barışa yönlendirme, ihtilaftan kardeşliğe yönlendirme, tahakküm ve zorbalıktan esenliğe yönlendirme adına sadece tek bir ilaç var. O da Müslüman milletlerin, Müslüman topluluklarının, Müslüman devletlerinin kendi aralarında bir birliktelik kurması lazım. Bunun temeli atıldı. Yani bugünkü evet. hükümetin çalışmaları sayesinde sembolik olmamakla beraber Suudi Arabistan Savunma Bakanı Faysal tarafından evet. 34 İslam devleti
terörle mücadele noktasında siyasi, askeri, iktisadi birliktelik oluştu. Evet. Şimdi bu oluşum, tabii bu oluşumun olmamasını isteyen emperyal güçler var. Güçler de var. Bak evet. Şimdi bugün mesela petrol bir varili 149 dolara satılırken bugün 20 dolara düşmüş. Çok niye güzel. Düşürüyorlar? Çünkü esas şeyin petrolün kaynağı nerede? Orta Doğu'da. Evet. Orta Doğu'da kim var? Müslümanlar var. Onları sömürme adına adamlar ekonomide bile istediklerini yapabiliyorlar. Evet. Mesela Kuzey Kore bu yakında hidrojen bombası denemesi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri daha önceden Japonya'ya yapmış olduğu evet. atom bombalarının yapmış olduğu tahribatı biliyoruz. Evet. Hemen atom bombasını taşıyan uçak şeye Kuzey Kore'ye gözdağı verdi. Evet. Şimdi Türkiye'ye de işte gözdağını bu şekilde uçakla değil de terörle veriyorlar. Evet. Milletimizin uyanık olması lazım. Sayın Biçerer, programımızın sonuna geldik. Evet. Sizinle çok geniş bir perspektifte Osmanlı'nın son dönemini, Harput'ta cereyan eden genç Harputluların Yemen, Sarıkamış ve hatta Çanakkale'ye giden seyahatlerini konuştuk. Son olarak izleyicilerimize neler söylersiniz? Şimdi son olarak Mehmet Akif Ersoy'un bu şehitlikle alakalı evet. mısraları var. Ben onları müsaade ederseniz evet, okuyalım ve sonlandıralım inşallah. Evet. Şimdi tabi Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızın şairi. Aynı zamanda Safahat'ı evet. yazan ve daha ileriki aşamada Kur'an'ı, tefsirini ve maalini yazan. Fakat bir vesileyle hata ve kusur yapmaması adına onları sonunda şey yapan, yani basına sızdırmadan onu kaybetmiş. Evet. Yani gömmüş. Evet. Tabi bu şiirleri içerisinde ey şehit oğlu şehit, isteme benden makberi. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Evet. Şimdi bu işte şehit makamının bu kadar yüksek derecede evet. olduğunu ve şehitlerimizi de peygamber aleyhissalatü vesselamın karşıladığının müjdesinin ifadesidir. Evet hocam. Bir mısramız kaldı. Evet. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnın değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Evet, çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah bu vesileyle bütün şehitlerimize rahmet etsin. Rahmet etsin. Amin. Sevgili seyirciler, bir Ardıç Dalı sohbetlerinin sonuna geldik. İslam hukuku ve şehitlik kavramını İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Zülfü Biçerer'le konuştuk. Elbette Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun veli padişahları yeryüzünde bir çocuk ağlamasın diye çırpındılar ve terk-i dünya ettiler. Allah'ın rahmetine kavuştular. Şair, bunu bil, hisset, yaşa. Sakın unutma ne olur. Bir çocuğun gözyaşı düşmesin zeminine, yaşadığın mekanın. Sakın unutma ne olur diyor. Yani bir çocuğun gözyaşı zemine düşerse diyor, bunun hesabını Allah müminlerden sorar. Böyle bir dünyanın inşallah sonsuza kadar olmayacağını, en azından Müslümanların buna müsaade etmeyeceğini inanıyor ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz.